arkadaşlar, bugün size Taşköprüzade Ahmet Efendi'yi anlatacağım. Taşköprüzade Ahmet Efendi, Osmanlı Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en büyük alimlerdendir. 2 Aralık 1495'te Bursa'da doğdu. İlk çocukluk yıllarını Bursa'da geçirdikten sonra Ankara'da Akmedres'te müderrislik yapan babasının yanına gitti. Burada Kur'an'ı ezberledi. Daha sonra 1521'de Timotika'daki Oruç Paşa Medresesi'nde müderrisliğe başladı. Müderrislikte giderek yükselen Taşköprüzade Ahmet Efendi, Koca Mustafa Paşa, Sami Seman, Edirne Üç Şerefeli, Edirne Sultan Beylik gibi önemli medreselerde müderrislik yaptı. Daha sonra 1545'te Bursa Kadılığı'yla görevlendirildi. 2 yıl sonra tekrar Sami Seman Medresesi'nde müderrisliğe başladı. Bunun ardından 1551'de İstanbul Kadısı oldu. Ancak geçirmiş olduğu bir rahatsızlık nedeniyle görme duyusunu kaybedecek ve evinden ayrılmak zorunda kaldı. Taşköprüzade Ahmet Efendi 16 Nisan 1561'de İstanbul'da vefat etti. Kelam, fıkıh, tefsir, ahlak, mantık, biyografi, Arap dili ve edebiyatı, ilimler tarihi, tıp gibi değişik alanlarda çeşitli kitaplarının yanı sıra 30'a yakın risale terk eden Taşköprüzade Ahmet Efendi eserlerini Arapça olarak bir din alanı olmakla birlikte ilimler tarihi ve biyografi alanındaki eserleri ünlüdür. Tasavvufa da ilgi duymuş ve Halveti'ye tarikatına intisap etmiştir. Böylece felsefe, kelam ve tasavvufu birleştiren eklektik bir alim tipini temsil etmiştir. Taşköprüzade'nin 25 kadar eserinden ikisi bilim tarihi açısından çok önemlidir. Bunlardan birincisi Miftah-ı Sıhhade ve Miftah-ı Siyade'dir. Bilimler tarihi ve tasdik ile ilgili bir eserdir. 1500 sayfa olan bu eser, Osmanlı Türklerindeki ansiklopedilerin en önemlilerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Daha sonra oğlu Kemalettin Mehmet Efendi tarafından Mevzuat-ı Ulum adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. Diğer bir önemli eseri ise Eşşekaik-i Numaniye'dir. Osmanlı dönemi alimlerinin tanıttığı vefat-ı devri ilim hayatı ve uleması ile ilgili en çok bilgi veren